Sait Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. 16 yaşından beri bu sektörün içindeyim. 16 yaşından 22 yaşına kadar bu sektörün içinde çalışarak geldim. Daha sonraki dönemde bir 5 yıl Dubai'de Jamal Arab işte çalıştım. Aynı sizin sporları paraşüt kaptanlığını yaptım bir 5 yıllık orada. 5 yıl çalışmamdan sonra Sırbistan, Montenegro, Karadağ'da çalıştım. Oradan da 4 yıl paraşüt öğretip belli bir birikim yaptıktan sonra buraya döndüm. 2012'den beri Altman Su Sporları firmasının hisse senetlerini alıp bu işi devam ediyorum. Yaklaşık 22-23 yıldır aynı işten ilgileniyorum. Evet. Ve Marmaris'te uzun yıllardan beri bu sektörde varsınız değil mi? Evet, 22 yıldır. Peki neler yapıyoruz? Biraz bahsedelim o zaman. Valla güncel hayatta olduğu gibi sabah saat 9'da kalktığımızda bütün hayatımız evle sahil arasında geçiyor. Saat 9'da iş yerimizi açıyoruz. Servise hazır hale getiriyoruz. Teknelerin işte jetskilerin yağlarını her şeyi tamamladıktan sonra güvenlik önlemlerini aldıktan sonra gelenlik müşterilere en iyi şekilde servis vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Neler var su sporları olarak? Genelde su sporları kaptan eşliğinde kontrolünde olan şişme gruplarımız var. Mesela banana, ringo, flyfish, işte mabel, bu tarz şeyler 10-15'er dakika kaptan kontrolünde yaptığımız aktivitelerdir. Bir de müşterinin kendi kontrolü altında kiralayıp da kullandığı jet skiler vardır. Tekneler herhangi bir deneyimli bir elemanın yanına verip koyu dışı bütün 7 koyu gezdirmek şartıyla bazen de kendi kullanma ehliyetleri olduğunda kendileri tekne kiralayıp koyu dışına çıkıp hem çevreye hem de ülkemizin doğal güzelliklerini tanıma amacıyla gezdirmek düzenlesin. Kaç tane sporumuz var burada? Kendi şahsıma sadece bura kooperatif adına biz 32, yaklaşık 32 tane kulvar işletiyoruz. Ciddi miktarda ekonomimize döviz katkısını da sağlıyoruz. Evet, tabii su sporlarının yanı sıra dediğiniz gibi tekne turları da oluyor. Evet. Kaç tane teknemiz var? Surat tekneleri, 3 tane ticari surat teknemiz var. Bir de paraşüt teknemiz var. O paraşüt teknesi kaptan kontrolünden oluyor. Yaklaşık 10 dakika 400 metre iple uçup tekrar geri iniyoruz. 304 metre iple. Evet. Bunlarla da yine koyları gezebiliyorlar. Marmaris'i biraz tanıtacak olursak ne tür koylarımız var? Marmaris Türkiye'nin göz bebeği gibi de turizmde. Bildiğiniz evet. Üzere güzel koylardan bir tanesi Kumlu Bük. Cennet gibi bir yerdir. Doğa güzelliğiyle zaten 3 köy, 3 kasaba olarak 6 güzel farklı koylarda dolaşabiliyorlar bu teknelerle. Koyu içi deniz pek fazla değildi. Yani koyu dışında çok güzel tertemiz yerler var. Çoğu saydığım o 3 köyde buranın bu yörenin kendi özle şeylerine uygun. Mesela örnek versek canlı balık restoranları dışarıda bulabiliriz. Bal, zeytin ya. Yani güzel bir kahvaltı yapabileceğiniz Kumluk veya Amos'ta güzel şey buranın yöresel kahvaltılarını yapabileceğiniz güzel yerlerde vardır. Ve birçok yerden gelen misafirimiz var. Genelde yurt dışı ağırlıklı değil mi? Evet. Genelde Arap dünyası son 4-5 yıldan beri bayağı fazla var. Hollandalı çok gelen var, İngiliz var. Ama ağırlıklı sorarsanız %60 Arap dünyası daha fazla. Açıkçası o aslında ilk yıllarda biz Arap dünyasıyla tanıştığımızda tamamen turizmin bittiğini düşünmüştük. Kendi şahsım olarak ben bir 5 yıl işlerinde yaşadığım için, başından söylediğim gibi Dubai'de 5 yıl çalıştığım için turizmde daha iyiye gideceğini düşünüyordum. Ki bu yüzden eşim de zaten Arap. Allah bağışlasın, 2 tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Arap dünyasının turizm ekonomisine gerçekten %60 ya da %70'lere kadar bizim Türk ekonomisini canlandırdığına inanıyorum. Kesinlikle. Sadece Marmaris için değil, Türkiye genelinde düşünüyorum. Evet, peki biraz su sporları yaparken güvenlik önlemleri dedik. Neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedin Sait Bizim, Bey. Bizim genelde liman başkanlığı eşliğinde 300 metre koyu ya yani şu yüzme line'larının, gördüğünüz gibi yüzme line'larının
300 metre açıklığında jet skilerin kesinlikle kullanılması lazım. Buna karşılık bizim aldığımız önlemler, bizim bir surat teknesi, can kurtaran teknesi 70 beygir olmak şartıyla ani hızla jet ski yakalayabilip yara herhangi bir tehlikede anında onu yakalaması için 70 beygir şişme bot can kurtaran teknemiz var. Deneyimli evrakları aldıktan sonra öyle bir insan orada aşağıda çalıştırıyoruz. Ayrıca jet skiler pek fazla daha yakına geldiklerinde de sistem, kumandalı sistem ve kilitleyip jeti istop edebiliyoruz. Tekrar hatalarını giderdikten sonra tekrar aynı şekilde veriyoruz. Ya da bir iki üç kez dinlemiyorsa artık onu o jeti elinden alıp başka bir bilet verip ya başka güne getiriyoruz ya da dinlemiyorsa parasını geri vereceğimiz noktalar da oluyor. Evet, kurallara uymalı diyorsunuz. Kurallara uymalı, yoksa burada bir can güvenliği bizim için çok önemli. Kesinlikle. Allah muhafaza herhangi bir can güvenin sorunu olursa burada zaten o şansı ikinci bir geri dönüşümü yok. Kesinlikle. Onun burada yine can yeleklerimiz. Evet. Can yeleklerimiz zaten ilk geldiğinde kullanmak zorunda, herhangi motorlu bir taşıda gitmese dahi, pedal bot olsa dahi bunu koyu dışına çıkmak zaten yasak. O koyu içinde sürekli kontrol altında olduğu için zaten karşıya baktığınız zaman net görebileceğiniz bir koyu, küçük bir koyu, havuz tarzında. Can yeleklerini giydikten sonra bütün aktivitelere öyle giriliyor. Aynı zamanda dolphin yeri var. Oraya da mı götürüyorsunuz yine misafirlere? Ya dolphin Marmaris'te tek bir yer olduğu için genelde isteyen müşterilerimiz, çünkü bizden su sporları yapıp da daha sonra isteyen müşterilerimizi istedikleri zaman biz oraya bırakıyoruz. Evet. Oraya da bırakma işlemi yapıyoruz. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Bu işte ekip de çok önemli. Ekip 10 kişi, deneyimli 10 kişi ama. Kesinlikle bu işi daha önceden en aşağı bir 2-3 yıl yapmış olan insanlar olması lazım. Ki yaptığı işin bilincine, yaptığı işin gerçekten sorumluluğunu bilsin diye en aşağı bir 3 yıl deneyimli olan insanlarla çalışmak zorundayız. Evet. Spora bilecek, yüzmeyi bilecek değil mi? Her şey. Evet. Yeni eğiteceğimiz birini de alırsak deneyimli elemanların arasına koyup onu 2-3 yıl eğittikten sonra ona sorumluluk öyle yüklüyorsun. Evet. Tek başına hiçbir şey bırakılmıyor burada. Kesinlikle. Peki sizler gibi birçok sporları yapan yerler var burada biliyorsunuz. Marmaris'te özellikle daha da çok. Onlardan ayıran özellik nedir sizlere? Neden tercih edilmelisiniz? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Hepimiz Müslümanız. Kişiyi en iyi tanıyan bilmeniz için onun ticaretine bakın diyen bir liderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Benim kendi hayat felsefemde örnek aldığım tek kişidir. Kişi 15-20 dakikada 150 ya da 200 TL'leri dünyanın hiçbir yerinde kazanamadığının bilincindeyim. 15 dakikada 200 TL ya da 150 TL'yi kazanamayan bir insan burada eğlenmesi için tatilde veriyorsa, benim kanaatime göre bu Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman olsa da fark etmiyor. Bunun sadece bu taraftan ibaret olmadığını biliyorum hayatın. Karşı taraftan ödeşemeyeceğim bir şeyin vebalin altına girmek istemediğimde hakkıyla verdiğime eminim. İşimizi hakkımızla yapıyoruz diyorsunuz. Ve verdiğimiz her hizmetin de arkasındayız değil mi? Bugüne kadar Allah'a şükür herhangi bir sorunum çıkmadı. Hakkıyla da yapmaya çalışıyorum. Tabii ufak tefek hatalarımız olur insan gibi. İllaki. Ama bunu da gördüğüm kadarıyla düzeltmeye çalışıyorum. Göremediğimi artık biraz da onlar affediyor. Biraz Allah inşallah affeder. Peki ilerleyen günlerde başka projeler düşünüyor musunuz burası için? Kendi ülkem için güzel bir projem var. Onu şu anda size açıklamayacağım. Çünkü aşama esnasında şu şekil daha %70 aşındırılmış bir proje. Dünyanın en uzunu. Türkiye'de de daha henüz yok. Şu anda onunla beraber bizim kendi ülkemize gayet güzel bir ekonomi sağlayacak 4 milyon dolarlık bir projem var. Devletimizin biraz katkısıyla beraber görüşme halinde olduğum bir projedir. İnşallah seneye yazın bu zamanlar eğer başarabilirsem bu Marmaris, Muğla ilimize de kazandıracağım bir projedir. Yani bunu dediğim gibi dünya çapından güzel bir, mesela Türkiye'de Fethiye'de paragliding'in bir alternatifi olmadığı gibi onun da benim yapacağım projede herhangi bir alternatifi olmayacak. Çünkü konum olarak, kod olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim kendi yaşadığımız ülkede sadece bir yer vardı. Onu da yaklaşık 7 yıldan beri yurt dışından bu yana hep araştırıp durduğum bir proje. Zipline diye ama yer olarak inşallah dediğim gibi bunu 2,5 kilometre uzunluğunda bir line, 6 line eşliğinde yapacağız bakalım. İnşallah başarılı olursunuz bu konuda da. Sizlere başarılar diliyoruz.
İzin belgelerimizin uzun süre olmasını özellikle rica ettik. 1 yıl ila 5 yıl arasında izin belgelerimizin daha bu sene 6. ayın 1'inde değişen bir yönetmelik maddesiyle uygulandı. Ama maalesef sportif kurul kaymakam bey başkanlığında hala işletme belgelerimizi alamıyoruz. Alamamasının sebebi işte birileri bu işi yapmak istiyor. Sayın kaymakamımıza varıp söylediğimiz bazı konular var. Biz kendimiz dahi bu işe eleman alırken 3 yıl deneyim olmasından sonra biz bu işe başlatıyoruz. Tabii ihale dediğin zaman bir ihalenin şartları olması lazım. Bu işi daha önceden deneyimi olup en aşağı bu firmanın 2 ya da 3 yıl yapması gerektiğinin kanaatindeyim. Çünkü birinci derecede tehlike taşıyan bir iştir. Evet. Herhangi bir kişi kendi çoluk çocuğunu jete bindirip 10 dakika sonra cansız bedeniyle karşılaşmak istemez ki bunu Allah-u Teala kimseye göstermesin. Böyle bir işin bilincine varsalar daha iyi olur. Sektör için diyeceğim başka bir şey şu. Ekonomimize güzel katkısı olan, gerçekten kendi insanımızın bu bizim yaptığımız su sporları ben iki ayrı ülkede de yaptım. İspanya'da gene bulundum eğitim için, Şamil Şek'te gene bulundum bunu hakkıyla profesyonel bir şekilde bu duruma getirecek başka bir ülke gerçekten Avrupa'da da dünyada da bu kadar iyi yapan, bu kadar deneyimli yapan bir başka yer bulamazsınız. Kendiniz de isterseniz bir baktığınızda, bugün günümüzde internete baktığınızda en deneyimli gene bir Türkiye'de yapılıyor. Ama maalesef bizim yaptığımız bu meslek daha bir meslek komitesi haline geçen sene geliyor Deniz Ticaret Odası'na. Ondan biraz sıkıntılarımız var, geri kalan her şey Allah'a emanet. İnşallah onlar da giderilir diyelim İnşallah, o zaman. Biz size teşekkür ediyoruz sektöre katmış olduğunuz katkılardan dolayı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim.